Biz Benitez Marina'dan ayrıldık ama çekemedim. Orada böyle bir tekne trafiği vardı. Sonra da yelkenleri açtık ama ne açmak, hava 20 knot'u üzeri. Sonra hatch'leri kapatmamıştık, öndeki hatch'leri. Tramolada sorun olmaz diye. Bir dalga geldi, bizim oda full su altında. Şimdi içeriği görüntüleyemiyorum ama bizim yorgan falan hep su içinde kaldı. Durunca temizleyeceğiz bakalım. Böyle bayağı bir maceralı bir şekilde seyir alıyoruz ama çay keyfimiz de devam ediyor. Evet, bu fırının bir kilidi varmış. Burada onu kilitlemediğim için içindeki her şey döküldü. Neyse ki borcam kırılmamış. Yorganımız da bu şekilde. Gelmişken bir yatak odasına bakayım. Başka sular kalmış mı? Evet, biraz yatak ıslak ama su yok gibi. Tarık, neler oluyor? Kaç metredir sence bunlar? Yani 1 metre var. Değil mi, var? 45 dereceyle alıyoruz, o yüzden çok fazla sallanmıyoruz. Tam kafadan. Dostumu 45 dereceyle alınca en rahatım. Yoksa bunları yandan alsam bayağı bir sallar. Yine maceralı bir seyir oluyor. Yağmur bastırdı, yelkenleri kapattık. Şimdi kıyıya yaklaşmaya çalışıyoruz. Bayağı bir yağıyor yani. Biminimiz de kapalıydı, açamadık artık zaten çok ıslandığımız için. Bu saatten sonra açsak da fark etmeyecek. Böyle devam ediyoruz. Dolu başladı. Ekrandan çarpıp yüzüme geliyor dolular. Öyle söyleyeyim size. Şu an rüzgar 30 knot. Yağmur full. Sesini duyuyorsunuz zaten. Alargada duracak bir yere gitmeye çalışıyoruz. Yağmur şiddetini arttırdıkça arttırıyor. Dalgalar da çok fazla. Zor duruyorum ayakta. Kendimizi de çekersek eğer bayağı bir ıslandık. Merhaba kaptan. Merhaba. Nasıl gidiyor? Güzel. Harika. Maceralı bir yolculuğun sonunda buraya geldik. Burada da bayağı bir macera yaşadık. Sağanak yağış altında çapayı attık. Ondan sonra içeri girdik, sıcak duşumuzu aldık. Ondan sonra böyle bir etrafa baktım, sentinel çaldı. O arada takır tukur sesler geldi. Şu tekneyle burun burunaydık, yani çarpmamıza ramak kalmıştı. Ondan sonra hemen motoru çalıştırdık, çapayı topladık. Yine nasıl yağmur yağıyor anlatamam. Biraz daha ileri gelip şu iki teknenin arasına koyduk. Oo, balıklar çok atlıyorlar. Bunları nasıl yakalayabiliriz acaba? Neyse, şu anda iyi gibi. Rüzgar dindi, yağmur dindi. Bir sakinlik var. Bir de şu balıkları yakalayabilsem çok güzel olacak. Daha hiç balık yakalayamadık 3 ayda. Yine yağmur başladı. Durum böyle. Burası ilginç bir koy. Çok sığ. Haritada zaten yerini göstereceğim. Böyle iki sığ, yani sığ yerin arasında bir koy gibi bir yer. Böyle. Merhaba.
Bugün temizlik yapıyoruz. Dün gece böyle buradan tuzlu sular girmişti. Hazır başlamışken önce çamaşırları aldık, ıslak çamaşırları. Bütün teknenin güvertesi şu anda çamaşır dolu. Güneşli bir gün. Çok güzel oldu güneşli olması da. Hazır güneşi görmüşken biz de bir tekneyi temizleyelim. Sonra da tekne videosu çekelim dedik. Bir Hanse 458 videosu geliyor tüm detaylarıyla. Onun öncesinde tabii ki temizlemek gerekiyor. Biraz da düzenlemek gerekiyor. Hep dağınık ve kirli olduğu için çekememiştim. 3 aydır erteliyoruz bugünü. Galiba bugün o gün. Oldukça da tozlanmış zaten her yer. Aldığımızdan beri böyle bir detaylı temizlik yapmamıştık. Tuzlu su girmesi de bahanesi olduğu için. Böyle her yerde buralarda gözüküyordu belki şeyler var. Tuz beyazlıkları. Burası, onu da anlatacağım. Dalgayı gördük böyle dışarıdan. Ondan sonra ben koşa koşa o sallantıda indim. Buraya bir geldim. Burada bizim yorgan vardı. Üstü su içinde lacivert, kopkoyu lacivert olmuş. Ondan sonra şurası tekne böyle yatıktı. Sanki yani buraya balık koysak yüzer. Şuraya kadar şeydi, su doluydu. Böyle bayırımdan aşağı kaynaşlar döküldü. Ne yapacağım bilemedim. Havluları aldım, koydum. Sonra duşun içine koydum. Bu ıslakları bir daha aldım, bir daha aldım. O su gidince bir rahatladım ama sonra her taraf tabii tuzlu su olmuştu. Onları fark etmedim. Tekne biraz sallantısı bittikten sonra şey oldu. Buradan geldi tabii su. Hece açıktı. Ben Tara dedim ki yelkenleri açacağız deyince hecleri kapatalım mı dedim. Gerek yok, tramola da çarpmıyor dedi. Su girme ihtimali tabii ki aklımıza gelmedi. Ben sadece blok yelkeninin oraya çarpma ihtimalini düşünmüştüm. O ona gerek yok dedi. Bu arada orada örümcek ağları uçuyor iplerin üstünde.